Dünya Savaşı birçok hanedana felaket getirdi. Rusya'da Romanov, Almanya'da Hohenzollern ve Avusturya'da Habsburg hanedanları savaştan sonra tarihin derinliklerine süzüldüler. Aynı akıbete bir Türk hanedanı da uğradı, Osmanoğulları. Türkiye'ye 6 asır boyunca 1922'ye kadar idare etmişlerdi ama savaşın mağlubuydular ve onlar da tarihe mal oldular. Bu belgeselde işte bu hanedanın son Osmanlıların yıkılış sonrası öykülerini izleyeceksiniz. Savaş sadece halklara büyük acılar yaşatmakla kalmadı. Bazı imparatorların tahtlarına da mal oldu ve hanedanların sonlarını getirdi. Yenik düşen Almanya'nın Wilhelm ile Avusturya'nın Karl'ı hayat boyu devam eden bir sürgüne gittiler. Ama en büyük felaketi Rus hanedanı yaşadı. Bolşevik devrimciler Rus çarı Nikolay ile ailesini çoluk çocuk demeden kurşuna dizdiler. Tahtından olanlar arasında Osmanoğulları da vardı. Son padişah Sultan Vahidettin 1922'nin 17 Kasım sabahı İngiliz savaş gemisi Malaya'ya binerek İstanbul'u terk edecek. Osmanlı hanedanının bütün mensupları da 1924 Mart'ında Türkiye'den sonsuz bir sürgüne yollanacaklardı. Vahidettin'in gurbet yolculuğundaki ilk durak Malta Adası'ydı. Malta'da bir kışlada kaldı. Sonra Hicaz Kralı Şerif Hüseyin'in davetiyle Mısır üzerinden Mekke'ye doğru yola çıktı. Ama aldığı davetin ardında taşıdığı halife unvanını Kral Hüseyin'e devretmesi planlarının yattığını fark edince Avrupa'da daimi olarak kalacağı bir yer aramaya başladı ve İtalya'nın Akdeniz sahilindeki San Remo kasabasını seçti. Son padişah Sultan Vahidettin bu sürgün yolculuğundaki duygularını o sırada İstanbul'da bulunan kızı Sabiha Sultan'a gönderdiği hasret mektuplarıyla dile getirecekti. Benim güzel Sabiha'm, İstanbul'dan nasıl elim bir mecburiyetle ayrıldığımı biliyorsun. İhtiyar ve hasta vücudumun bütün bu maddi ve manevi elemlere tahammül edebilmesi bana mucize gibi geliyor. Endişem ailenin vaziyeti, ıstırabımsa çektiğim hasretin ve ayrılık acısının getirdiği elemlerdir. Şimdi bir köşeye çekilip ailemi yanıma alabilmeyi düşünmenin derdiyle ve vatanımın selameti ve saadeti için dua etmekle meşgulüm. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi Vahidettin'in Türkiye'den ayrılmasından hemen sonra saltanatı kaldırdı ama hilafete dokunmadı. Halifeliğe Osmanlı hanedanının yaş sırası bakımından Vahidettin'den sonra gelen ilk şehzadesi olan Abdülmecit Efendi getirildi. Dolmabahçe Sarayı hilafet makamı yapıldı ama bir müddet sonra Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle şartlar tamamen değişti. Genç Cumhuriyet'te artık hanedana yer yoktu. Hemen her yerde Osmanoğullarının her an sürgüne gönderilmeleri ihtimali konuşuluyordu. Meclisteki tartışmalarda çok yakında yaşanacak olan köklü bir değişikliğin işaretleri vardı. Hanedan ve hanedana yakın çevreler tedirgindi. Osmanoğulları için beklenen son 3 Mart 1924 günü geldi. Büyük Millet Meclisi o gün kabul ettiği 431 sayılı kanunla Osmanlı hanedanının bütün mensuplarının vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını, memleketten sınır dışı edilmelerini ve Türk topraklarına sonsuza kadar ayak basmamalarını kararlaştırdı. Hanedanın erkeklerine ülkeyi terk etmeleri için 72 saat, kadınlarına da 10 gün süre verildi. Bu süre zarfında mallarını satacak ve Türkiye'den trenle yahut vapurla ayrılacaklardı. Sürgüne yollanan hanedan mensupları 164 kişiydi. Polis her birine ayrı ayrı tebligat yaptı. Ellerine 2000 İngiliz lirası ve 1 yıl geçerli ama dönüş izni olmayan pasaportlar verildi. Ama Halife Abdülmecit Efendi ile ailesi hemen o gece Dolmabahçe Sarayı'ndan alındılar ve gizlice götürüldükleri Çatalca'da bekleyen Simplon Ekspresi'ne bindirilerek sınır dışı edildiler. 1924 yılının 15 Mart'ına gelindiğinde Türkiye'de Fatih'in
Yavuz'un Kanuni'nin soyundan gelen tek bir Osmanoğlu kalmamış, Sirkeci'den kalkan trenlerle yahut Lübnan'a giden vapurlarla sürgüne yollanmışlardı. Son Osmanlıların sürgün pasaportlarında son padişah Vahidettin'in Tuğrasının bulunduğu damga pulları vardı. O günü işte mektepten çıktım, Beşiktaş, Derece Bey'e kuşukları çıktım. Kapı içeride iki polis, bir de komiser. Bunların gözleri yaşlı o vakit tabii, güzel görüyorduk. Dedim niye ağlıyorlar bunlar acaba? Bir kağıt da var ellerinde. Dediler efendim bu kağıdı lütfen okur musunuz ve imza eder misiniz? Baktım 24 saat zarfında, müddetinde zarfında hatırıma gelmiyor. Türkiye hududunu terk etmeyi ya vaat ediyorum ya etmeye mecburum, böyle bir şey. Tabii böyle diyor polisler geldi. Ben imzamı attım, onlar ağlıyorlar, ben de biraz başladım falan. Neyse, gittiler. Ertesi günü, 24 saat tabii, saat 8.30'da Sirkeci istasyonuydu. Ailenin yarısı trenle, öbürleri de vaporla. İşte terk ettik. Çok küçüktüm, 3 yaşındaydım. Fakat işte trene binmişiz filan. Evinden çıkmayan pek... Ortalıkta dolaşmayan bir çocuk için trene binmek bir maceraydı. Onun için tabii biz çocuklar annelerimizin yüzündeki hüznü filan fark etmeden bile trenin içinde koridorlarda koşuşturuyorduk. Yani biz bir şeyin farkında değildik. Çünkü diğer çocuklar da az çok benim yaşımdaydılar. Yalnız... Zannediyorum Çatalca'ya geldiğimizde orada geceyi geçirmemiz lazımmış. Ve orada herhalde bir bekleme salonu filan bir şey varmış ve orada geceleyecektik. Ancak o zaman ben bir şeylerin ters gittiğini fark etmişim. Ve ağlamaya başlamışım ve perdelerin arkasına sakladım. Ben evime gitmek istiyorum diye ağlamaya başlamışım. Pek zor susturmuşlar beni. Beyefendi, çıkışınızı hatırlıyor musunuz Türkiye'den? Tabii. Türkiye'den çıkışınızı 24'te hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Nasıl gittiniz? Onu bir parça bahseder misiniz? Yalan hani hatırlıyorum desene ama hatırlıyorum. Hani dönmüşsün de bakmışsın. Evet böyle bir döndüm bir saraya baktım o zaman. Günün birinde gene dönerim diye. Öyle baktım. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sarayın arka tarafındaki insan şeylerin oturduğu yere. Arka daireye. Arka daire. Orada ahırlar varmış. Necati Bey sokak diyorlar. Evet. Yani oradan geziyorum. Ahırlar var. Ne düşündünüz? İşte gidiyoruz herkes tabii ağlıyor böyle. Şey pek hoşuma gidiyor. Dönerim diye bir gün. Ben seviniyorum, çıkacağım diyorum. Bir değişiklik çocuk tabii. Sevgili vatanı terk etmeye mecbur olmuştuk. Hangi diyarlara gidecektik? Türkiye'nin taşından toprağından yaratılmıştık. Cesetlerimiz, kemiklerimiz o toprağın mahsulüydü. Biz Avrupa prensesleri gibi yetiştirilmiş, hayatın ne olduğunu gören, bilen insanlar değildik. Üstelik servetimiz de yoktu. Yol hazırlığı yapmak için evimizin kapısını açıyor, mevcut eşyamızı haraç mezat satıyorduk. Vatanı işte bu halde, gözyaşları içinde terk ettik. Sürgünde elde avuçta, kırıntı döküntü ne bulduksa, ne kalmışsa... Bir müddet onları satmakla geçindik. Nereye gidiyorduk? Belki umulmaz bir felakete. Belki de gurbette geçecek olan cefakar, elemli günlere doğru. Bu ani darbeyle bütün ümitlerim yıkılmış ve saadetin parlak ışıkları sönmüştü. Karanlık bir köşeye çekilerek... O felaketli günlerin hatıralarını gözyaşlarımla silmeye çalıştım. Arkamızda 7 asırdan beri hüküm süren Osmanlı ailesinin sönmüş ocağını ve Türk tarihini şanla dolduran dahilerin tahtını sahipsiz bırakarak ecdadımızın sevgili yurduna veda ettik. Memleketten son bir hatıra olmak üzere yerden bir çakıl taşı aldım. Gurbetteki ilk gecemi uykusuz kalarak...
hayatımın güzel zamanlarını düşünerek geçirdim. Belli olmaz. Belki Mustafa Kemal Paşa yaptığını ettiğini biz oradayken edemez, yapamazdı. Belki de yapabilirdi. Fakat bana gelse biraz zor olacaktı. Bağsuz sultanlardan bir tanesinin evleniydi, yani Sabiha Sultan'la. O zaman daha damat olacaktı, daha da zor olacaktı. Zannedersem yani doğru bizi sürgüne yollamak doğrudur demiyorum. Bizim için tabii çok fenaydı. Fakat belki onsuz yapamazdı. O belli olamaz. Onu Allah rahmet eylesin, kendisi de bilmezdi herhalde. Kendinize sorsanız o da o cevabını veremezdi. ...1924 yazına gelindiğinde son Osmanlılar dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardı ve hepsinin tek bir ortak sıkıntısı vardı, parasızlık. Birkaç hafta öncesine kadar İstanbul saraylarının sahipleri olan Osmanoğulları yabancı memleketlerde artık kira evlerinde yaşıyor ve hayatın gerçekleriyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Aralarında hayatları boyunca soyulmamış bir patates bile görmemiş olan sultanlar vardı ve hepsi bundan böyle kendi başlarına ayakta kalmak zorundaydılar. Mali gücü olanlar kiraladıkları geniş villalarda Türkiye'den beraberlerinde getirdikleri eski maiyet mensuplarıyla İstanbul'daki hayatın bir benzerini yaşıyor ama birçok son Osmanlı hayatını küçük bir apartman dairesinde yahut tek bir odada sürdürmeye çalışıyordu. Sultan Vahidettin, İtalya'nın Akdeniz sahilindeki San Remo kasabasında bahçeli büyük bir villa kiralamış ve dört hanımıyla kızı Ulviye Sultan'ın ailesini de yanına getirmişti. Bir gün padişahın 11 yaşındaki oğlu Ertuğrul ile 6 yaşındaki torunu Hümeyra'nın bahçede beraberce günlerin Türkiye'sinde çok moda olan bir marşı, Yaşa Mustafa Kemal Paşa, Yaşa Marşı'nı söyleyecekleri tuttu. Ama marşı başka bir güfteyle saray kadınlarından birinin öğrettiği şekilde Kahrol Mustafa Kemal Paşa diye söylemeye başladılar. Çapabamın penceresinin altından dayım Ertuğrul Efendi'yle oynarken bahçede ben şeyi tutturdum bu Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa. Bir kalfa geldi, aman cicim dedi, sakın bunu yaşa deme, kahrolsun diye söyle dedi. Niye dedim, büyük baban kızar dedi, Şah baban kızar dedi. Tabii biz hemen kızmasın aman filan diye çok severdik. O da bizi çok sever, çok iyi tutardı, şeker verirdi, çağırdı filan falan. Ondan sonra balkona çıktım. Çabuk yukarı geliniz ikiniz de diye dayımdan beni yukarı. Biz tabii çok sevindik ama ses bir acayip. Hani gene iltifat edileceğiz bu kahrolsundan filan sonra diye. Girdik odasında, meşhur kanepesine uzanmış, sigara gene elde. Çünkü duman bulutu arkasındadır hep böyle. Böyle bir teneke kutu, reji Türk, koskoca Türk bayrağıyla, şeyine, ay yıldızına, o küçük masanın onun üstünde su dolu bir tabla. Ve mütemadiyen o sigara ağızlıktan eklenir, tıs diye şeye atılır. Kaşları çatık. İkimize birden. Neydi dedi o söylediğiniz şarkı dedi. Ben de tekrarladım. Ama ilk şeyinden yaşasın. Peki dedi, niye değiştirdin dedi. Neden dedi, kahrolsun dedim dedi. İşte bilmem ne kalfa dedim, geldi bana, sizin kızıcığınızı söyledi. Ben de değiştirdim. Cahil dedi, kasfa için. Bir daha dedi, duymayacağım dedi. Ve dedi, duyarsam dedi, ağzını böyle çak diye yırtar. Tabii ben başladım ağlamaya. Hiçbir kimse dedi, sen dahil dedi, benim paşama, Türk askerine böyle bir şeyde bu hitapta bulunamazsınız dedi. Deyince işte ben kabahatim diye bilmem ne kaldı, ben gene ağlamalarla çıkın bakayım şimdi dışarı, bir daha da duymayayım dedi ve kovduk. Son Osmanlılar sürgüne gitmişler ama mallarının tamamı ve Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahlık etmiş dedelerinin kurdukları vakıflar Türkiye'de kalmıştı. Üstelik sadece Türkiye'de değil, Lozan Anlaşması'yla imparatorluktan ayrılan ülkelerde de geniş bir miras zinciri uzanıyordu.
Bu büyük mirası toparlayarak aileye gelir sağlama yolundaki ilk adımı Sultan Vahidettin attı. Avrupa'nın önde gelen hukukçularından görüşler alındı ve uluslararası davalar açılması için çalışmalara başlandı. Son Osmanlıların hanedan mallarından hak talep edebilmeleri için topluca hareket edip tek bir kişiye vekalet vermeleri gerekiyordu. Ve o kişi de sürgündeki ailenin reisi olan Sultan Vahidettin'di. Ama Osmanoğulları henüz baş gösteren ve ileriki senelerde daha da artacak olan maddi sıkıntılarına son verecek olan fırsatı işin daha hemen başında kaçırdılar. Sürgünden sonra Güney Fransa'nın Nice şehrine yerleşen son halife Abdülmecid Efendi, Sultan Vahidettin'i ailenin reisi olarak kabul etmediğini söyleyerek vekalet için imza vermeyi reddedince bütün umutlar tükendi. İki kuzen arasında var olan ve yıllar öncesine dayanan çekişme sürgündeki ailenin miras hayallerini bir anda sona erdirdi. Son Osmanlıları bundan böyle sadece sıkıntı, acı ve ıstırap bekliyordu. Sürgündeki son padişahın San Remo'da kiraladığı villalardaki hayat İstanbul saraylarındaki gibi devam ediyordu ama büyük, çok büyük bir tehlike gelmek üzereydi ve tehlikenin sadece Sultan Vahidettin farkındaydı. Parasızlık. Türkiye'den ayrılırken yanına şahsi serveti olan 30 bin İngiliz lirasından başka bir para almayan ve Topkapı Sarayı'ndaki hazineden tek bir parça eşya bile götürmeyen Sultan Vahidettin'in nakit varlığı tükenmek üzereydi. Aile mensuplarının ve maiyetindekilerin alışık oldukları hayatı devam ettirmelerini sağlamak zorundaydı. Çok yakında parasız kalacağını hissediyordu ama hiçbir çıkar yol görünmüyordu. Sultan Vahidettin son çare olarak yanında getirdiği nişanların ve madalyaların üzerindeki mücevherleri satmayı düşündü. Odasına kapandı, mücevherleri bir tırnak makasıyla kendi başına söktü, satmaya gönderdi. Fakat gelen haber gurbette zaten yıkılmış halde olan sabık hükümdarı daha da yıktı. Saray mücevhercileri padişahı iktidar yıllarında bile kandırmışlar ve hükümdarın nişanlarıyla madalyalarının üzerine sahte taşlar yerleştirmişlerdi. Vahidettin'in ümit bağladığı mücevherler beş para etmez renkli taşlardan ibaretti. Son darbe Vahidettin'in eski kayınbiraderi ve aynı zamanda yaveri olan Zeki Bey ile doktoru Reşat Paşa'dan geldi. Zeki Bey, hükümdarın kalan son birkaç kuruşunu da San Remo ve Monte Carlo kumarhanelerinde rulette kaybetti. Sürgüne ve ailesinin hasretine dayanamayan Doktor Reşat Paşa da padişahın yaşadığı villanın bir odasında tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. İlk odaya giren ben de Ertuğrul Efendi'ydi. Adam yerde yatıyordu. Elinde tabancası, kolu daha titriyordu. Elinde de iki mektup vardı. Birisi padişaha yazdığı mektup. Öbürü de ailesine. Ailesine yazdığı mektubunda 120 İngiliz lirası vardı. Onu açtıkları vakit gördüler. Öbürü de Sultan Vahdettin'den afil diliyordu. Ben seni kandırdım, buraya gönderdim işte falan filan. Evet. Efendim, öldürüldü mü, intihar mı etti? Evet. Çünkü hala Zeki Bey vurdu derler. Ya yalan. Yalan. Biz evvela o tabanca patladıktan sonra odaya giren Ertuğrul Efendi'ye ben elinde tabancasından yerde yatıyordu, kan akıyordu, elinde daha titriyordu böyle. Sürgündeki son padişahın yorgun kalbi ard arda uğranan felaketlere, vatandan ayrılışa ve ayrılış sonrasında yaşanan sıkıntılara daha fazla dayanamadı. 1926'nın 15 Mayıs'ında akşam yemeğinden hemen sonra duruverdi. Tarih, Vahdettin'e bir cilve daha yapacak. Hayata veda etmesinden birkaç saat önce, o sırada Fransa'da yaşayan kızı Sabiha Sultan'ın bir kız çocuk dünyaya getirdiğini haber alacak ve kızına torunumun adı Necla olsun diyen bir telgraf göndermesinden hemen sonra kalbine yenilecekti. Nice'de 1926 senesinde 15 Mayıs'ta doğdum. Ve şah babam aynı saatte, aynı gün vefat etti. Gece, bir gece benim için saat bilemeyeceğim.
bilemeyeceğim bir hanımların çığlıklarıyla. Daha yatmamıştım, aşağı koştum. Efendimiz, efendimiz, efendimiz gitti, efendimiz gitti diye çığlıklar. Tabii beni odaya sokmadılar. Ve aynı zamanda o sabah sevinçli bir haber almıştık. Torunu Sabiha Sultan'ın kızı, en küçük kızı Necla'nın doğum haberi gelmişti. Ve ismini koymuştu. Onun sevincini aldık. Aynı gece kendisi vefat etti. Ertesi günü otopsi yapılmış, anlattılar. Ve bir ciğerinin yok olduğu daha evvel veremden kuruduğu ve de kalp damarının tıkanarak büyük bir enfarktüsten gittiği tespit edildi. Sultan Vahidettin'in yakınları cenazeyi yıkayıp kefenledikten sonra tabuta yerleştirdiler ve nereye defnedileceğini tartışmaya başladılar. Osmanlı tarihinin son dramı işte o anda yaşandı ve padişahın cenazesi haczedildi. Vahidettin'in villasına aylardan beri veresiye mal gönderen ama paralarını bir türlü alamayan Steiner adındaki bakkalla Morini adındaki mahalle kasabı cenazeye mahkeme kararıyla tedbir koydurdular. Tabut villanın bir salonuna taşındı ve başına iki jandarma yerleştirildi. Cenaze bakkalla manavın alacakları ödeninceye kadar orada öyle kalacaktı. En zemin katta taşlıkta tabutunu hatırlarım. Ve o tabut böyle günlerce 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 orada durdu. Tabii ben çocuktum o zaman pek anlamıyordum neden orada durduğunu. Bilahire tabii hikayesi duyuldu. Borçlular tarafından haciz kondu. O arada zannedersem teyzemin mücevherleri satıldı. Ondan sonra halife galiba bir kaynak bulup cenaze nakledildi filan. Hazin bir hikaye. 15 gün durdu. Sultan zavallı Sabiha Sultan küpelerini sattı. Ondan bakkalın kasabın borçlarını verebildi. Ondan sonra tabutunu kaldırdılar, kaçırdılar, götürdüler. Kaçırıldı mı efendim tabut? Kaçırdılar ya. Kim kaçırdı? İşte Tarık, sonra neydi o? Tahir Bey. Öbür de işte harem ağlardı orada ya. Hayrettin'le Masara falan yardım etti. Ortada şimdi o güne kadar çekilen sıkıntılardan çok daha büyük bir dert vardı. Padişahın cenazesinin nereye defnedileceği meselesi. Türkiye hiçbir şekilde söz konusu değildi. Bir başka Müslüman memleket bulunması gerekmekteydi ve zorluk da işte buradaydı. O tarihte Türkiye dışında bağımsız olan tek bir Müslüman ülke yoktu. Son padişahın yakınlarının gönlünde cenazenin Suriye'de defnedilmesi yatıyordu. O sırada Fransız mandası altında bulunan Suriye'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Nami Bey bir ara Sultan Abdülhamid'in kızlarından Ayşe Sultan'la evlenmişti. Son Osmanlıların eski eniştesiydi ve sabık memleketi Türkiye'nin son hükümdarının cenazesi konusunda bir jest yapabilirdi. Sultan Vahidettin'in cenazesini Suriye'ye götürebilmek için Fransız hükümetinden izin alması lazımdı ve yoğun bir diplomatik yazışma başladı. Hanedan mensupları Fransız makamlarıyla temasa geçtiler. Fransız diplomatlarsa verilecek iznin bir yandan Türkiye'deki genç cumhuriyet tarafından nasıl karşılanacağının, bir yandan da gelişmelerin Fransız idaresi altındaki Müslüman ülkelerde ne şekilde yorumlanacağının değerlendirmesini yapmakla meşguldüler. Fransa'dan beklenen cevap, Vahidettin'in ölümünden bir ay sonra 1926 Haziran'ında gelebildi. Paris, son padişahın cenazesinin Lübnan üzerinden Suriye'ye götürülmesine izin vermiş ama diplomatlarına Türkiye'nin eski sultanının cenazesine resmi şekilde saygı göstermekten kaçınacaksınız talimatını yollamıştı. Cenaze Trieste limanından gemiyle Beyrut'a, oradan da trenle Suriye'ye götürülecek ve yolculuğu padişahın damadı Şehzade Ömer Faruk Efendi organize edecekti. Sultan Vahidettin'in tabutu Sanremo'da yaklaşık bir ay boyunca beklediği Manolya villasından tren istasyonuna bir hükümdara layık olmayan ama Osmanlı'nın çöküşünü tam olarak gösteren şekilde üzerinde yeşil bir haçın bulunduğu tahta bir at arabasıyla taşındı.
Trenle Trieste'ye götürüldü. Burada 9 gün kaldıktan sonra Beyrut'a giden bir gemiye yerleştirildi. Kayınpederinin cenazesiyle beraber yolculuk eden Şehzade Ömer Faruk Efendi, San Remo'da bulunan eşi Sabiha Sultan'a gemiden yazdığı mektuplarda "Allah bugünlerde bizlere büyük acılar çektirmek istiyor" diyecek. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu'na ait olan toprakları gördükçe hüzünlenecekti. Pek sevgili Sabihacığım, karşımızda eski Girit vilayetimiz görünüyor. Ne güzel ve büyük bir ada. Baktıkça ve gördükçe nasıl bir üzüntü hissediyorum Allah bilir. Ah o bizim ne memleketini, ne milletinin ruhunu, asılı hiçbir şeyini tanımamış bedbaht hükümdarlarımız. Bedbaht, öksüz topraklarımız. Rapor geldi. Ve zavallı bu cenaze yukarıda koku ta aşağıya kadar geliyordu. Koku geliyordu. Ondan sonra biz Selim Efendi, ben Abdülkerim Efendi, sonra en sonunda da Ömer Bey, Nami, indirdiler. Vagona koydular, kapandı. Sonra bir şey söyleyeyim. Hamal, çamal, şeyci, nedir ismi, dükkancı, hepsi gelmişler. Yani bütün Beyrut ahalisi gelmiş. Gazeteci yok, bilmiyor. Bir gazeteci gelmiş demişiz orada. Bunlar hepsi çalışan adamlar. Belki 300-400 kişi geçti. Evvela Selim Efendi'nin elini sıkarak, öperek, sıkarak, öperek. Hepsi sırayla, sırayla belki bir saat orada durduk. Tren hareket edecek. Ömer Bey götürdü Şam'a ve Şam'da gömüldü. Cenaze Beyrut'tan trenle Şam'a nakledildi. Şam istasyonunda askeri törenle karşılandı ve Sultan Selim Camii'ne götürüldü. Ama mezar yeri henüz tespit edilmemişti ve tabut üzerlerinde ayetlerin yazılı olduğu kıymetli şallara sarılıp camiye kondu. Sultan Vahidettin'in cenazesinin başında sandıklardan çıkarttıkları üniformalarını giymiş olan eski Osmanlı subayları nöbet tutarken Şam'daki tekkelerin şeyhleriyle dervişleri aralıksız dua ettiler. Son padişahı hayatı boyunca yalnız bırakmamış olan şanssızlık cenazesini de takip etti. Vahidettin'in mezarı olarak belirlenen yer kazıldığında topraktan su çıktı ve caminin etrafını sel bastı. Vahidettin'in damadı Ömer Faruk Efendi, eşi Sabiha Sultan'a definden sonra gönderdiği mektupta mezarın yerini pek beğenmediğini ama başka bir çare kalmadığını yazacaktı. Pek sevgili Sabihacığım, mezarın bulunduğu yeri aslında pek istemedim. İleride üzerine türbe yapılamaz endişesine kapıldım ama çaresizlikle burayı seçmeye mecbur kaldım. Suriyeliler daha sonra bir türbe inşa edeceklerini söylüyorlar. İnşallah. Şehzade Ömer Faruk Efendi endişesinde haklı çıkacak. Sultan Vahidettin'in mezarı seneler boyu bir toprak yığını olarak kalacak. Etrafı çok soruları basit bir mermerle çevrilecekti. Osman oğullarının son hükümdarı son uykusunu şimdi atalarının Şam'da inşa ettirdikleri caminin avlusunda sürgünde can veren diğer birçok akrabasıyla beraber uyuyor. Mezarlığın bakımını da aylıklarını Suriye Vakıflar Bakanlığı'nın ödediği bir aile yapıyor. Şah babam anneme, "Kızım ben kendimi feda ettim" dermiş. "Devlet kurtulsun da ne olursa olsun" dermiş. "Ben kendimi siperi saika yaptım, yani paratoner. Bütün yıldırımlar üzerime düşsün fakat devlet kurtulsun" dermiş. Sultan Vahidettin çileli ömrünü İtalya'nın San Remo kasabasında işte böyle trajik bir şekilde noktaladı. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal haberi Adana'da bulunduğu sırada dostlarıyla yemeğe oturmak üzereyken aldı. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nden gelen telgrafı okuduktan sonra
Çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi Topkapı'nın bütün cevahirini götürür ve öyle bir ordu kurup geri dönerdi ki dediği rivayet edilir. (Gülüyor)